Herkese merhabalar. Mimari akımları etkileyen sanatların ve mimari ile birlikte hareket eden sanat ve sanat akımlarının neler olduğunu sitemizde de paylaştığımız gibi aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konumuz Abstraction Creation, yani soyut sanat örnekleri ve soyut sanatın nasıl oluştuğuna dair çalışmalar. Bu paylaşımlarını yapacağımız video içerisinde bulunan resimlerin ve anlatımların tüm makalesi video altında bulunan link içerisinden ulaşabilirsiniz. Videomuz içerisinde sizlere paylaşmış olduğumuz her bir link paylaşılan video ile ilgili konuları içerir. Bunun için bizleri takip alırsanız her paylaşımımız sizlere bildirim olarak ulaşabilir. Abstraction Creation, soyut sanat. Abstraction Creation, soyut sanat belki çoğumuzun bilmediği veya çoğumuzun aslında sürekli karşımıza çıkan ve bugünkü sanat akımlarının ve mimari yapıların temellerini oluşturan akımlardan birisidir. Bir bakıma mimari ile her zaman sanat iç içe olmuştur. Bunun nedeni de sanatın mimarlık ile birleşmesi ve bu birleşiminden ortaya çıkan sanatların akımlarından etkilenerek yeni ve geleneksel yapıları yaratmasıdır. Her bir sanat akımı bir mimari akımın öncüsüdür. Abstraction Creation, 15 Şubat 1931'de Belçikalı ressam heykeltıraş ve aynı zamanda mimar George Van Drouwer'in önderliğinde Paris şehrinde kurulmuştur. Grup, kozmopolitan bir sanatçı grubu olmuştur. 1937'ye değin varlığını sürdüren kulüp kısmen 1930'larda Nazi Almanyası'ndan kaçan, modern ve sanat akımlarına yenilikçi bakış açısıyla işleyen dönem sanatçılarından oluşmaya başlamıştır. Gruba dahil olan isimler arasında Schopenhauer Art, Jean Art, Vasily Kandinsky, Toen van Doesburg, Antonio Pesner, Naum Gobo ve Auguste Herbin gibi isimler bulunmaktadır. Kısa bir süre içerisinde tüm çağdaş sanat akımlarının temsilcilerini içinde barındıran bir topluluk haline gelen bu grup, soyut sanatla ilgili çalışmalarını daha çağdaş ve daha modern alanlarda yapmaya çalışmışlardır. Amaçları arasında soyut sanat için ortam oluşturmak ve bu ortamı oluştururken de dergi çıkarıp kendilerini anlatabilmek. Bunun için yapmış oldukları birçok çalışmayla aynı şekilde makalemiz içerisinde ve profilimizde bulunan link içerisinden şantiyegünlüğü.xyz adresimizden de makalenin tamamına ulaşabilirsiniz. Abstraction Creation sanatına kısa bir bakış yapalım isterseniz. Sanatçılar George Van Torklu, Jean Helen ve Auguste Herbin benzer bir dernek oluşturmak için birlikte çalıştı ve 1931'de 40'tan fazla üyeyi Abstraction Creation adını verdikleri bir gruba çekmeyi başardılar. Aynı yıl Helen ve Herbin tarafından yayınlanan Abstraction Creation adlı yıllık bir dergi çıkış yaptı ve bu sayede isimleri hızlı bir şekilde duyulmaya başladı. Çalışmaları derginin ilk sayısında temsil edilen üyelerin birleşik bir tarzı yoktu. Bunun yerine biçimsel saflığı ve nesnelliği teşvik eden çeşitli uluslararası hareketlerden geliyorlardı. Merkez üyeleri geometrik soyutlamaya eğilirken, soyutlama kret grubu olarak soyutlamanın genel amacını savundu ve dergi ve üyelerinin çalışmalarının düzenli sergileri aracılığıyla aktif bir şekilde tanıtılmaya başlandı. Merkezi Paris'te bulunan, merkeze bağlı olan dernek, çoğu bir süre Paris'te yaşayan Vasil Kandinsky, Naum Gobo, Joseph Albers, Archie Gorky ve Barbara Hoptowy gibi uluslararası sanatçılar da dahil olmak üzere 400'den fazla üyeye sahipti. Grubun son dergisi 1936'da çıktı. Soyutlama kretinin soyutlama savunuculuğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Salon des Rotes Nouvelles Yenilikçiler Salonu olarak anılmaya başlandı. Soyut sanat anlamına gelen Abstraction Creation, soyut kelimesi bir şeyi başka bir şeyden ayırmak veya geri çekmek anlamına gelir. Terim formlarının basitleştirildiği veya şemalaştırıldığı bir nesneye, şekle veya manzaraya dayanan sanata uygulanabilir.
Ayrıca dış görsel gerçeklikte hiçbir kaynağı olmayan geometrik şekiller veya jest işaretleri gibi formları kullanan sanata da uygulanır. Bu sarf soyutlamanın bazı sanatçıları somut sanat veya nesnel olmayan sanat gibi terimleri tercih etmişlerdir. Ancak pratikte soyut kelimesi pano boyunca kullanılır ve ikisi arasındaki ayrım her zaman açık değildir. Soyut sanat genellikle düzen, saflık, sadelik ve maneviyat gibi erdemleri temsil ettiği için ahlaki bir boyut taşıyor olarak da görülmesi sağlanır. 1900'lerin başından beri soyut sanat, modern sanatın merkezi bir akışını oluşturdu. Bu sayede de günümüzde oluşan birçok sanat akımı da birbirinde bu süreci takip etmiş oldu. Sizlere aynı zamanda burada yapılarımızın içerisinde veya iç mekan tasarımlarında kullanılabilecek soyut sanat yani abstraction creation örneklerini de paylaşıyoruz. Bu paylaşmış olduğumuz örnekler de siz değerli dostlarımızın paylaşımlarında ve çalışmalarında bir artı katacağını düşünüyoruz. Paylaşımlarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.